Kimyanın gelişimi Kimya sözcüğünün kökeni kesin olarak bilinmemekle birlikte Mısır'ın yerli halkı olan kopların dilinde kara toprak anlamına gelen kema ya da ya dam türediği sanılmaktadır. Bir başka görüşe göre Yunanca kima yani metal dökümü sözcüğünden gelmektedir. Gerek kimyanın gerekse diğer tüm bilimlerin gelişmesi insanoğlunun var olduğu günden beri içinde bulunduğu bir arayışın sonucudur. Dediğim gibi arkadaşlarım hep deneme yanılma yöntemiyle gelişmişlerdir. Bu arayış kendini koruma, yaşamını sürdürebilme, Yaşam kalitesini arttırma ihtiyacından doğmuş ve insanlığın gelişimine katkıda bulunmuştur. İnsanların tarih boyunca ilgilendikleri ve geliştirdikleri bazı temel ihtiyaçları şöyle sıralanabilir. Barınma, avlanma, vahşi hayvanlardan korunma, yemek pişirme, boyama, süslenme, ilaç üretme, giyinme ve benzeri. Bu ihtiyaçların giderilmesinde çeşitli maddeleri sınama, yanılma ile bulmuşlardır. Kimi zaman gelişen olaylar insan oğlunun yardımına koşmuştur. Eski insanlar bakırı altına dönüştürmeye çalışırken pirinci. Bakınız deneme yanılmayla yani altın bulmaya çalışıyorlar ama bakır ve çinko alaşımından pirinci elde ediyorlar. Mavi firuze ya da lacivert taşı yapmaya çalışırken buldukları bir maddeyi Zamanla geliştirerek camı elde etmişlerdir. İnsanoğlu tabiatta nadir bulunan ve bir ölçüde dayanıklı olan, çoğunlukla güzel görünümlü, renkli taşları ilk çağlardan beri önce tılsım nesnesi olarak, sonraları süs eşyası olarak kullanmışlardır. Değerli taş ve metallerin ender bulunur ve pahalı maddeler olması Bunların taklitlerinin yapılmasına ya da taklitlerinden sakınılması için türlü yöntemlerin geliştirmesini sağlamıştır. Mısır uygarlıklarında üzüm, hurma ve palmiye suları Fıçılarda mayalandıktan sonra testlere konuyor ve kapların ağızları kara sakız, kil ya da alçıyla kapatıldıktan sonra bekletilerek şarap yapılıyordu. Alkol ruhu şarap bulduklarını söylemiştim zaten. Testlerin üzerine şarabın üretim tarihi de yazılıyordu. Sütten yoğurt ve peynir, şerbetçi otundan bira yapımı, hayvan derilerinin sepilenmesi yani tabaklanmasını da biliyorlardı. En eski ilaç kitabı Mezopotamya'nın Nippur kenti kalıntılarında bulunmuş bir kil tablet. Burada 12 ilacın hazırlanış tarifleri verilmiştir. İlaçların hazırlanmasında öğütme, kaynatma, çalkalama, yıkama, özütleme, çözme gibi fiziksel yöntemler kullanılmaktadır. İlaçlarda anorganik mineraller yanında Bitki ve hayvanların çeşitli kısımları etkin maddeleri oluştururken su, zeytinyağı, balmumu, keten tohumu yağı, çam terebentini, yün yağı gibi maddeler de taşıyıcı ortam olarak bulunmaktadır. Kalsinasyon yöntemini de kullanmışlardır arkadaşlar. Kalsinasyon bir maddenin nemini ve karbondioksit gibi uçucu maddeleri uzaklaştırmak için o maddeyi erime noktası altında ısıtma yani kavurma işlemidir.